Önemli bir konu bu. Naci Hocam zaman zaman diyor bu ülke için beka sorunu, hakikaten bu bir beka sorunu. Bu geçmiş dönemi kötülemek için söylemiyorum. Gerçekten Türkiye'nin yönetim sisteminin nasıl riskler altında olduğunu ben görevi devraldıktan sonra daha iyi gördüm. Sorunlarımız olduğu için onları çözmekle beraber hızlayacağız. Şimdi asıl konuya geldik. Ben bu konuları size aktarmış oldum. Ama bizim asla ve asla taviz vermememiz gereken konu deprem ve doğal afetlere hazırlanmak. Göreve ilk geldiğimiz andan itibaren biraz önce söylediğim alanlarla beraber Esenyurt'un depreme dirençli kent yapılması için de çalışmalarımız devam etti. İş adamlarıyla konuşmak istedik. Çünkü bir kenti depreme hazırlarken, bütün dünyada öyle, altı bileşeni depreme hazırlamak lazım. Ülkenin sahibi, bu devletin sahibi, bu toprakların sahibi. İşte sizlere anlatıyoruz ki sizler bu işe el koyasınız. Sizler bu işi sizi yönetmek isteyenlerden talep edesiniz bu işleri. Ve onları da bu işi yapmaya oylarınızla, tercihlerinizle mecbur edersiniz. Bu ovadan Kocaeli'ne kadar o ana fay 7 su Erzincan bölgesi, yani Erzincan Bingöl arası hariç tamamen kırıldı, enerjisini boşalttı. Daha bu fay 250 seneye yakın deprem üretmeyecek. Büyük deprem üretmeyecek. Ama o fayı kesen yan kollarda deprem olabilir. Ana zon, ana fay üretmeyecek. Şimdi bu fay bizim Esenyurt'a etkisi ne olur? Şimdi geri tarafı unutalım. Kendi derdimize düşelim. Yani deprem gelecek. İyi, güzel. Peki Esenyurt'a ne olur? Biz şimdi orada şu anda biz yapabileceğimizi söylüyoruz ama dediklerine katılıyorum. Öyle olmalı. Olursa da iyi olur. Zaten deprem ülkelerinde genellikle bunlar bu şekilde. Peki başka? Oraya sonradan size. Hocam ki Türkiye'de ilk kez, yani benim nezdimde en azından, bir yerleşim alanının, bir ilçenin belediye başkanı bu ilçemizi biz deprem dirençli hale getirmek istiyoruz. Sizin modelinizi de çok dinledim. Bu modeli biz uygulamak istiyoruz. Bana yardımcı olur musunuz dediği zaman ben kendi düşüncelerimin ilk kez kayıtsız şartsız o ilçede uygulanacağını hissettiğim, gördüğüm için de çok memnunum. Ve bu Türkiye'de ilk tabii. Önemli. Yani Sayın Başkan'ın dediği gibi Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %6'sını üreten bir kentle, bir ilçeyle karşı karşıyayız. Yani aşağı yukarı 2 milyona yakın nüfusu var ve çok gelişmiş bir iş dünyası var. Büyük gökdelenleri var. Yeni bir yerleşim alanı. Bu yerleşim alanının deprem tehdidi altında olduğu biliniyor. Özellikle zemin koşulları da öyle, yani çok iç açıcı değil. Hem insanlarımızın emniyeti açısından, hem binalarımızın emniyeti açısından, hem iş dünyasının, ekonominin ayakta durması açısından beklenen deprem sırasında böyle bir isteğin, böyle bir çalışmanın belediye tarafından inatla, ısrarla ve gönül vererek yapılmak istenmesi tabii hepimizin başta minnet duyacağı ve keşke bütün belediyeler, bütün kurum ve kuruluşlar aynı duyarlılıkta olsalar diye özlediğimiz, beklediğimiz şey. Bütün siyasi partiler şu anda depremin ülkenin birinci derecede, hatta
en başta gelen sorunu olduğunu, derdi olduğunu biliyorlar. Çünkü insanlarımız ölüyor. On binlerce insanımızı her depremde kaybediyoruz. Depremler de durmuyor. Yani her an, her yerde bir deprem olabilir. Yine binlerce insanımızı kaybedebiliriz. İşte onun için ben halkın bu işe el koyuyorum. Halk kendisi o isteyenlere, eğer benden oy almak istiyorsan benim oturduğum ilçeyi, bulunduğum yeri deprem dirençli yap. Onun için planını, programını, hazırlığını yap. Öyle bir niyetin olsun. O varsa kapım sana açık. Ben sana oy da veririm. Hangi partiden olursa olsun depremi birinci sorun olarak koymalı. Kim depremi çözmeye niyetliyse oyunu da o partiye vermeli. Partizanlık yapmalı. Bunu yani inşallah bu seçimlerde de söyleyeceğiz. Eğer canımız sağ olursa. Umarım ki halk bunu duyar. Zaten halkı bu hale getiremezsek biz bu deprem sorununu çözemeyiz. Önemli bir çalışma. Tabii biz kenti devraldığımızda birçok sorunu vardı. Deprem de bu ülkemizin bir gerçeği. Esenyurt'ta da önemli riskleri barındıran düzeyde geçmişte maalesef yapı stokları yapıldığı için bizim için çok önemli bir sorundu. Göreve geldiğimizden beri bu süreci doğru yönetmeye çalıştık. Envanterler oluşturuldu. Esenyurt'un fiziki altyapısı, üst yapısı incelendi. Sorunlar tespit edildi. Biz sürecin bir bölümünde Naci Hocam'la karşılaştık. Ona teklif ettik. Sağ olsun bizden hiçbir beklenti içine girmeden ben yıllardır biriktirdiğim bilgileri uygulamak istiyorum. Dolayısıyla Esenyurt'un depreme dirençli hale getirilmesi için de seve seve katkıda bulunurum dedi. Onun sistemini uyguluyoruz. Altı Anadolu'da bir kentin depreme dirençli yapılması için ne yapılması gerekiyorsa onun altyapısını hazırlıyoruz. Bütün teorik çalışmalar yapıldı, envanterler oluşturuldu, eylem planları oluşturuldu, görevliler belirlendi, görevlilerin eğitimi belirlendi, ihtiyaç duyulan araç, gereç, makina, ekipman, bütün detaylar belirlendi. Artık aşama aşama eğitimler ve eylem planlarıyla devam ediliyor. Halkı bilinçlendirmek için sanayicilerle, iş adamlarıyla, muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, okullarla, devlet kuruluşlarıyla, bütün bu kenti oluşturan katmanlarla konuşmalar yapıyoruz. Aynı zamanda kentin bina stoğunun depreme ne kadar dayanıklı olacağını belirlemek için de bir ekip eğitildi. Bu ekip şimdi binaların bize göre belirlenmiş riskli binaların değerlendirmesini yapacaklar. Bunun için de elimizde olan zemin etütleri haritaya yerleştirildi. Yine daha önceden başka kurumlar tarafından Esenyurt'la ilgili yapılan mikro bölgeleme çalışmaları ve diğer zemin değerleri haritaya yerleştirildi. Naci Hocam'ın öngörüsü haritaya yerleştirildi. Dolayısıyla hangi bölgede kaç şiddetinde deprem olacağı, hangi bölgelerde nasıl hasar olacağını biliyoruz. Bunun devam ediyor. Böyle önce bir çalışmaya katkı sunduğu için ben Naci Hocam'a çok ama çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yapılmaması gereken birçok şey yapıldı. Maalesef böyle bir zeminin üzerinde. İşimiz çok zor. Belki de Türkiye'nin en zor bölgelerinden bir tanesinde bu işi yapıyoruz. Ama biz asla umutsuz değiliz. Çözümsüz değil. Belki biraz gerilerden başlayacağız ama ben sistemli çalışmamız durumunda hızlı bir şekilde bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Vatandaşlarımızın da bize yaptıklarımıza sahip çıkması durumunda bu sorunu hızlı bir şekilde çözeceğimize inanıyorum. İnşallah Türkiye'ye örnek bir sonuç elde edeceğiz hep beraber. İstanbul Sanayiciler Federasyonu Genel Başkanıyım. Esenyurt için yapılması son derece önemli çünkü Türkiye ekonomisinin %6'sı. Yani şimdi burada 3000'e yakın sanayi kuruluşu var. Bir an önce yapılması, bunun önlemlerin bir an önce alınması lazım. Esenyurt'ta alınmazsa %6'sının bile düşünün, Türkiye ekonomisinin %6'sında bir problem olması demek yine çok büyük zarar. Sadece bu Esenyurt'a değil, Türkiye'ye, İstanbul'a, hepimize zarar. Çok gecikmiş aslında ama sağ olsun başkanımız bu dönemde görüyorum yaklaşık 3-4 senedir de üzerinde duruyordu, daha da hızlandırdı. Şimdi herkes bir kere kendi fabrika binasını mutlaka bir etüt ettirmeli. Ne kadar kendimiz yapsak da sağlam olduğunu düşünsek de binalarımız genelde işte 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, belki 50 yıllık binalar. Bir elden geçmeli, bir kontrollerini yaptırmalıyız.
bizim de mutlaka elimizi taşın altına koymalıyız. Ancak koyarken bunu yine de başta kendimiz için yapmalıyız. Kendimizi düşünüyorsak bir an önce yapılması lazım. Çok büyük maliyetler değil, küçük maliyet. Fevzi Toroğlu'san, Esenyurt'ta başkanımız birçok önce projeye el atıyor, attı. Esenyurt'taki sanayinin varoluşu ve sanayinin geleceğine bakış açısından da bu konuda ben kendisi de zaten bir mühendis. Çok yapıcı yaklaştığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu belediye olarak bu konuya bu şekilde yaklaşılıyor olması çok önemli. Çünkü bu sadece bir söylem değil. Bugün izlediğimiz çerçevede kapsamlı bir çalışma, sıfırdan başlayan bilimsel bir çalışma. Dolayısıyla bunun sürdürülmesi çok önemli. Değerli bir çalışma, değerli bir proje ama senelere vabeste bir proje. Bunun yönetimlerden ayrı olarak, yönetimler üstü bir proje olarak bölgemizde sürdürülmesi, hatta ülkemize de örnek olmasını diliyorum.